Merhaba Pendikli TV izleyicileri, ben Samet Övüç. İş insanı ve siyasetçi Selim Halıcı'nın misafiriyiz. Efendim, öncelikle bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Samet'ciğim, senle biz burada çok röportaj yaptık ama bu sefer farklı bir kimlikte, farklı bir olguyla karşı karşıyayız. Hamdolsun iyiyiz, Allah'ımıza şükürler olsun. İş hayatımıza devam ediyoruz. Bunun yanında siyasi parti olarak, yani doğduğumuz, gözümüzü açtığımız Milliyetçi Hareket Partisi'nde Ağustos ayında yapılan genel kurulda Başkanımız Kerim Kaya'nın bizi listesine yazması bizi onurlandırdı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül verenlere, emeği olanlara, herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bundan sonraki bayrağı biz devraldık. Tabiri caizse bizler yolcu, Milliyetçi Hareket Partisi bir hancıdır. Selim Bey, iş insanı ve siyasetçi olduğunuzu özellikle vurgu yaptım. İş kısmından biraz detay verir misiniz? Olur. Ticari faaliyetlerinizden olur. Biraz bahseder misiniz? İsterseniz şöyle yapalım. Selim Halıcı kimdir? Selim Halıcı bilmeyenlere, tabii bu videoyu izleyecek dostlarımız bilsinler. Necidir, ne iş yapar, bu adam kimdir? Soruların cevabını ben size vereyim. Kısaca kendinizden olur. Bahsetmenizi rica ediyoruz. 06.03.1983 yılında Doğu'nun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı dediğimiz, bizim için çok kıymetli olan Erzurum'da dünyaya geldim. İlkokul 1'i Erzurum'da okudum. Daha sonra 1989 yılında İstanbul Pendik'e geldik. Burada iş ticaret hayatımızı burada olmasına karar verdik. Bir sene Pendik Merkezi İlköğretim Okulu'nda okudum. Daha sonra ilköğretim Orhan Sen Hamzoğlu'nda tamamladım. Lise yıllarında da sınava girip kazandım ve yüksek puanla kazandım. STFA, yani Sezai Türkeş Fevzi Akkaya Anadolu Teknik Lisesi'ni bitirdim. Bu 5 yıllık bir liseydi. İngilizce hazırlık ve 4 dönem oldu. Teknik olarak mezun oldum. Devamında girdiğim sınavı Marmara Üniversitesi'ni Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nu kazandım. Bu süre zarfında milliyetçi ve ülkücü olgularımın her zaman öne çıktığı için, bir kere memleketimizden dolayı, her zaman teşkilatın içinde yer almaya özen gösterdim. Okul başkanımız Ali Etkin vardı. Kendisini inşallah videoyu izlerse selamlarını gönderirim. Çok iyi dokunmuştu. Allah ondan razı olsun. Yani sözlerin başında bu harekete kim yardım etmişse hepsine Allah razı olsun. Bakın adını bile söylüyorum burada. Ticari hayatımız 1989 yılında Pendik'te ilk yerinde 35-36 yıldır Çarşı Camii'nin karşısında Erzurum kuyumculuk olarak devam ediyoruz. Ortalama 36 yıldır Pendik'te hizmet ederiz. Biz esnaf çocuğuyuz. Yani bu altın işini, bu kuyumculuk sektörünü 1951 yılında başladık. Yani biz 4. nesil bu işi yapan insanlarız. Bize babalarımız, dedelerimiz şunu öğretti. En iyi iş her zaman bildiğin iş. Ne yazık ki ticarette bugün insanlar bilmedikleri işlere yatırım yaparlar. Orada bir ticarette bir şey oraya girerler. Daha sonra paranı batırlar. Ama biz bu yanlışı yapmadık. İnşallah bizim çocuklarımız da bizden gördüklerini uygularlar. Temennimiz var. Biz babamızdan her şeyi gördük. Esnaflığı. Tabii bu esnaflıktan öğrendiklerimiz şeyleri de normal hayatımızda uyguladık. Bakalım inşallah bir 35 yıl daha burada, Allah bize ömür verir mi? Erzurum Kucuk tabelası bir 35 yıl daha burada durur mu? Bunu zamanla göreceğiz. Yani Pendik'te bir marka haline gelmiş, bir adres tarif edebilme noktasına geldi. Bizim için çok da önemlidir. Marka demişken, Pendik'teki markaları ön plana çıkarmak için de bazı girişimler yaptığınızı biliyoruz. Evet. Hem bu geçmişten bahsederek sivil toplum kuruluşlarında neler yaptığınızdan da bahseder misiniz? Tabii ki de. Esnafın bana verdiği bir öğretiyle insanlara faydalı olmaya çalıştım ben bu yaşıma kadar. Burada iki şeyde paragrafı açmak istiyorum ben size. Bunun bir tanesi STK'larda görev almak. Buradaki STK'lardaki kastımız Pendik'te kurucu olup da daha sonra başkanlığını yaptığım Pendik Markalar Beraberliği. Yani Pendik'teki oluşan markaları bir çatı altında toplayıp, topyekün hareket edip, zamanı ayak uydurmak. Şimdi esnaflıklarda bazı sorunlar çıkıyordu. Mesela çağa ayak uyduramama, işte internette satışları görememek. Biz bunlara alakalı çok seminerler yaptık. Hatta siz de birçoğuna geldiniz. Evet, evet. Çok güzel geri dönüşler aldık. Yani seminerimize katılan üyelerimizin bizim bunları bilmediğini, bize çok teşekkürünü gördük. Bunun yanında bütün iş adamları derneğinde yer aldım. Gerek PESİAT olsun, AİSİAT olsun. Bunlar benim üye olduğum dernekler. Bir de haricinde gönüllü üye olduğum dernekler var. İlgimi çeken, sormak istediğim soruların başında da siyaset geliyor. Çünkü yaklaşmakta olan bir yerel seçim var ve sizin
Milliyetçi Hareket Partisi Pendik Belediye Meclis Üyesi adayı olduğunuzu biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bu süreç hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Ağustos ayında yapılan genel kurulda Kerim Kaya bizi listesine yer verdi. Kerim Başkanımız bize çok güvendi. Dağ gibi arkamızda durdu. Biz onun yüzünü kara çıkartmamız için gerek teşkilatımız, gerek İstanbul İl Başkanlığımızın koordinasyon çalışmasında 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşacağımızı söz verdik. Zaten siz de görüyorsunuz, Pendik'in her sokağına giriyoruz. Bizim programlarımız sabah 7'de başlar, akşam 6'da noktalanır, 6'dan 9'a kadar da komşunun nasıl ziyaretler yaparız. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin çok önem verdiği, emrettiği konulardan biridir bunlar. Burada da haftalık, günlük, saatlik programlarımızı ilçe bazında yapıp bu programları gerçekleştiriyoruz. Farkındasınız, biz sahadan hiç çekinmedik. Aksine her gün üzerine koyarak devam ediyoruz. İlçe yöneticisi olarak bana verilen görev STK'dan sorumlu başkan yardımcılığı verildi. Biz STK'la ilgili çalışmalar yaptık, toplantılar yaptık. Bu süre zarfında da Kerim Başkanımızın çok güzel bir lafı vardı. Aslan yattığı yerden belli olur dedi bize. Binamız ne yazık ki biraz eski durumdaydı. Asansörü yoktu, çatıda problemler falan vardı. Yani mevcut halimizi kaldırmıyordu. Çünkü bizim düşüncelerimiz çok farklı. Yani biz hep ileri düşünüyoruz. Allah'a şükür olsun, yönetimdeki herkes de aynı şekilde. Yani bir iş yapılırsa en iyisi yapılsın dediler. El birliğiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Yönetim Kurulu el birliğiyle ve milliyetçi ve ülkücü iş adamlarının yardımlarıyla binamızı 1,5 ay gibi bir kısa bir sürede asansörü olsun, çatıları olsun, akan temiz olsun. Yani A'dan Z'ye binayı yıkıp yaptık. Çok şık bir ilçe binamızı yaptık. Hatta siz de geldiniz, evet. Gördünüz. Ne dedim cümlemin başında? Biz bizden sonra gelenlere bir faydada bulunalım. Yani desinler ki ya Allah razı olsun, adamlar gelmişler. Gecesini gündüzüne katıp bunu yapmışlar. Gerek maddi gerek manevi. Bir iz bırakmak yani. Bir iz bırakmak. Yani hiç isim de önemli değil. Ya desinler ki veyahut da yıllar sonra atıyorum inşallah Allah ömür verir de bir 20-25 yıl sonra gene tabii partinin içinde biz görev alacağız. Onunla kaçmak yok. Bugün buyuz. İlçe yöneticisiyiz. Yarın başka bir şey olur. Ama biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferiyiz. Makamlar, mevkiler gelip geçicidir. Ama neferlik ömrü boyudur. Şöyle diyeceğim. Diyeceğim ki çocuğumla gezdiğim zaman, bir kızım var şu anda çok küçük, 6 yaşında, ellerinizi öper. Allah bağışlasın. Diyeceğim ki kızım, bu binayı benim yönetici olduğum zaman ilçe yönetimimiz ve biz beraber taşların altına elimizi sokup bu binayı yapmıştık. Bir gurur vesilesi aslında. Bir gurur vesilesi. Yani ben bugün bir ilçeye gittiğim zaman, yani bir şey gördüğüm zaman evet diyorum, bu benim zamanımda yapıldı. Örnek olarak ben bunda çok keyif alıyorum. Basın mensubu olarak biz de bu süreci yakından takip ettik. Gerçekten kısa bir sürede ilçe binası baştan sona yenilendi. Burada aldığınız sorumluluklar da önemliydi tabii ki. Lakin yaklaşmakta olan da bir yerel seçim var. Ona yönelik yaptığınız çalışmaları, faaliyetleri de merak ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde meclis üyesi adayı olarak açıklandınız. 4 isim vardı. 4 isimden bir tanesi de Selim Halıcı'ydı. Hem bu 4 isme vurgu yaparak hem de bu sürece nasıl gelindiğini hem de bundan sonraki sürecin nasıl geçeceğini kısa kısa cümlelerle ifade ederseniz sevinirim. Peki. Meclis üyeliği kısmına geldiğimiz zaman da ilçe başkanımızın takdirleriyle il başkan yardımcısı Sayın Hakan Çeçen, ilçe başkan yardımcımız ve vekilimiz Sayın Ersin Çakır, ilçe yöneticimiz Kemal Piroğlu ve ben dördümüz Cumhur İttifakı'ndaki MHP adına meclis üyeliğini yapmak üzere görevlendirildik. Ben hatta liderimiz Devlet Bahçeli'nin belediyelerle alakalı bir sözünü size söylemek istiyorum müsaadenizle. Tabii tabii, buyurun. Ne demek? Çok önemli olduğu için noktasına ve virgülüne hata yapmamak için okuyorum. Hepsi aklımda da. Tabii buyurun. Belediye demek umudun kapısı, adaletli muamelenin tartısı demektir. Belediye demek insanımıza safiyetle temas eden müşfik vicdan demektir. Belediye demek dertlerin devası, kararmış gecenin aydınlığı, kabarmış ihtiyaçların çaresi demektir. Bir belediye yönetiminin başarı düzeyi en mağdur insanımıza ulaşma, onu dinleyip huzur ve esenliğe kavuşturma mahiyetiyle ölçülür. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli. Bu belediyeciliğin özeti aslında sanki. Bu bizim için yol haritası. Teşkilatına, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ülkücülere belediye ne demektir? Ne yapacaksınız? Burada açıklaması budur. Zaten liderimiz bir söz söylemiştir 15 Temmuz zamanında. Önce devletim ve milletim, sonra partim, sonra ben. Biz bu üç sıralamayı
gönlümüzün orta yerine kazıdık. Her ülkücü, her Milliyetçi Hareket Partisi üyesi ya da milliyetçi, yani liderimizin yolundan sadakatle giden her milliyetçi, biz bu lafı göğsümüze kazıdık. Selim Bey, meclis üyesi seçildiğiniz takdirde neler yapmayı planlıyorsunuz? Allah izin verirse 31 Mart'ta Cumhur İttifakı olarak Pendik'te Sayın Ahmet Çin'i, İstanbul'da da Sayın Murat Kurum'u o koltuğa bir kere teslim edeceğiz. Buradan asla bir yana şüphemiz yok. Öncelikle Pendik'teki ticari hayatın daha hızlanması için neler yapılabilir? Örnek olarak, şimdi Gazipaşa Caddesi Pendik'in kalbi olarak görürüz. Ama 36 mahallede de bir tane Gazipaşa Caddesi olması lazım. İstanbul'un en önemli 3. caddesi. 3. caddesi. Geçiyor. Tabii. O İstanbul'da en önemli 3. cadde. Çünkü kalabalık ve nüfus yoğunluğu olarak çok aşırı bir şey. Ama önemli olan 36 mahallede böyle bir yer olması lazım. Ki Pendik ayağa kalksın. Yani siz Gazipaşa Caddesi gibi 36 mahallede de meydanların, evet, caddelerin şenleneceğini, kesinlikle, söylüyorsunuz. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, 24 saat yaşayan bir Pendik olması lazım. Çünkü neden? Deniz yolu, hava yolu, karayolun birleştiği, hatta demir yolunun olduğu çok güzel bir noktadadır Pendik. Yani çok kıymetlidir. Hatta geçen belediye başkanımız Sayın Ahmetçi'nin sunumuna gitmiştik beraber. Orada da projelerini gördük. Ben tahmin ediyorum ki Pendik 24 saat yaşayan bir ilçe olacak. Biz burada ticari olarak hızlandırmak için projeleri sunacağız. Fazlasıyla zaman tüketeceğiz. Bunu size burada ve izleyicilerin herkese söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün neferleri var gücüyle çalışacaktır. Daha sonra bizim için en önemli toplumsal kesim olan şehit ve gazi ailelerimizin daha mutlu yaşayabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza, meclis kürsüsünde bunları her zaman defaten belirteceğimize, yaşlarımızı daha konforlu, daha yaşlanabilir bir Pendik olması için elimizden gelen, bakın Vefa Kıraathanesi var, ne kadar güzel. Ben bazı önden geçiyorum. Yaşlı insanlarımız orada oturuyor, sohbet ediyorlar. Bu çok güzel projedir. Ama bunun her yere yanması için meclise teklif vereceğimizi, her sorunun takipçisi olacağımızı size burada bir kere söz veriyorum. Selim Bey, merak ettiğim konulardan bir tanesi de, bu arada da yavaş yavaş röportajımızın sonuna geliyoruz, onu da belirteyim. Merak ettiğim konulardan bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Partisi belediye meclis üyelerinin uyumu. Bundan bahsetmenizi rica ediyorum. Cumhur İttifakı vurgusu yaptınız defaatle. Murat Kurum, Sayın Murat Kurum ve Sayın Ahmet Çin ile alakalı destek ifadelerinde bulundunuz. Cumhur İttifakı özelinde neler söyleyebilirsiniz? Şimdi ben bir siyasetçiyim. Bu sorunuzu siyasetçiye yakışır bir cevap vermek istiyorum. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da vatanını milletini seven insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir ruhtur. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bu Cumhur İttifakı'nın temel taşlarıdır. Ne dedik? Liderimize demişti 15 Temmuz'a, söylemiştim az önce size. Önce devletim, milletim, sonra partim, sonra ben. Milliyetçi Hareket Partisi'nde lider teşkilat doktrinin anlayışı vardır. Biz bu çalışmalarımızı bu anlayışa devam etmek zorundayız. Lider ne derse sorgusuz, sualsiz yerine getirmek zorundayızdır. Selim Bey, röportajımızın artık sonuna geldik. Son olarak sizi izleyenlere, teşkilat mensuplarınıza, Pendiklilere neler söylemek istersiniz? Pendiklilere şunu söylemek isterim. Cumhur İttifakı olarak bir yola çıktık. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın mührünü bu seçimde vuracağımıza adım gibi eminim. Bu bağlamda Pendik'te Sayın Ahmet Çin'i, İstanbul'da da Sayın Murat Kurum'u hak ettikleri yerlere oturacağına zaten şüphemiz yok. Bizi izleyip de zamanlarını ayıran kıymetli dostlarımıza, izleyenlere çok teşekkür ederim. Bu vesileyle de hem size teşekkür ederim, son olarak da teşkilatımızın tüm mensuplarına sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Talebimizi kırmadınız. Ne demek? 31 Mart yerel seçimlerine kadar sizlere kolaylıklar diliyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Allah çıktığımız yolda muvaffak eylesin.